Merhabalar sevgili izleyiciler. Temel İngilizce dersimize hoş geldiniz. Daha önceki derslerimizde birçok konuya değindik. Yardımcı fiillere değindik, isimlere değindik, isimlerin özne ve tümleşlerde nasıl kullanılacağından bahsettik. Şimdi en önemli konulardan birisi de a, an, the yani definite articles, indefinite articles konusuna haydi birlikte geçelim. Bir sonraki slide lütfen. Definite and indefinite articles. Definite, belirli. Indefinite dediğimiz ifade ise belirsiz anlamına gelir. Article, tanımlılık olarak dilimize çevrilebilir. İngilizce'de bir ismi belirli ya da belirsiz olarak tanımlamaya yardımcı olurlar bunlar. Belirli tanımlılıklar ve belirsiz tanımlılık dediğimiz ifadeler. Peki bunlar nelerdir? Bakalım. Definite article. Definite article dediğimiz şey a ya da an kelimesidir. Ne işe yarar? Birazdan göreceğiz. Anlam olarak herhangi bir anlamına gelir. Bir sonraki article'ımız ise indefinite article'dır ve o da the kelimesidir. Şimdi sıradaki slaytımıza geçip bakalım. Definite article, a, an, herhangi bir anlamına gelir demiştik. Daha önceki dersimizde sevgili izleyiciler, isimlerden bahsettik, nasıl ayrımı olduğunu, özelliklerinden bahsettik, tekil ve çoğul elde etme kurallarından bahsetmiştik. Evet, isimleri çoğul yaptığımızda önüne herhangi bir sayısal ifade ya da miktar belirteci getirebiliriz. Ama eğer tekilse, tekse nasıl bunları bahsedeceğiz, nasıl söyleyeceğiz? Bunlara bakalım. Definite article ifadesi işte burada bize yardımcı olacak. İngilizce'de isimleri kullanırken mutlaka onları genelleştiren, herhangi bir anlamını veren bir ifade olması lazım. Yani şu an gördüğünüz üzere yanımda bir televizyon var ve bu TV dünyadaki herhangi bir TV. İşte burada dünyadaki herhangi bir TV olduğunun bilgisini vermek için, herhangi bir anlamını vermek için İngilizce'de a, an ifadesini kullanmamız gerekiyor. Peki bunlara İngilizce'de ne deniyor? Article deniyor. A ve an isimlerin önüne gelir. Tıpkı tamlama gibi düşüneceğiz. Ve bu ismin diğer bütün benzer cisimlerinden herhangi bir tanesi olduğunu belirtir. Buradaki televizyon örneğinde olduğu gibi dünyadaki herhangi bir televizyon olduğunu söylemiş olduk. Örneğin bu bir televizyondur dediğimde this is a TV diyeceğim. Öncelikle bu nesnenin size ne olduğunu tanıtırken, dünyadaki herhangi bir televizyon olduğunun bilgisini verirken TV isminin önüne a ya da an ifadesi getirerek size belirtmiş, tanıtmış oluyorum. Kullanım kuralları. An nasıl kullanılıyor? Haydi bakalım. An ifadesi dünyadaki herhangi bir anlamına geldiğine göre herhangi bir ifadesi Türkçe'de cümlede çevirirken herhangi ifadesini düşürüyoruz. Çünkü cümlemiz çok uzun oluyor çeviride. Bu yüzden bir olarak çeviriyoruz. Sayılabilen ve tekil ismin önünde kullanılır. Bu çok önemlidir. Sayılabilen isim olmak zorundadır ve tekil olmak zorundadır. Çoğul isimler olan tables, students, books, children, mice ya da sayılamayan isimler water, su, furniture, mobilya, honey, bal, iron, demir, tea, çay. Kesinlikle bunlar an ifadesiyle kullanılmaz. Evet, örneklerimize bakalım. Masadan bahsediyoruz. A table. Dünyadaki herhangi bir masa. It is a table. Bunu da cümlede kullanmış olduk. O bir masadır. Ne yaptım? Tümleçte kullandım. İstersem bunu öznede kullanabilirim. A table is heavy. Bir masa ağırdır. Masanın genel olarak
ağır olduğunun bilgisini vermek isteyen bir kişinin söylediği cümle olabilir. A student, bir öğrenci. He is a student, o bir öğrenci. A student is absent today. Bunu da bir öğretmen söylüyor. Bir öğrenci bugün yok. Absent, bulunmayan, yok anlamına gelmiş oldu. A banana. Banana, muz demek. Bir muz. This is a banana. Bu bir muzdur demiş olduk. A banana is yellow. Bir muz sarıdır bilgisini vermiş olduk. Böylece ilk dersimizdeki tümleç ve özne ögelerinde de nasıl kullanacağımızı da görmüş oluyoruz. An apple. Bir elma. There is an apple. Orada bir elma var demiş olduk. An apple is healthy. Bir elma sağlıklıdır dedik. An elephant. Elephant ifadesi fil. It is an elephant. O bir fildir dedik. An elephant is big. Bir fil büyüktür demiş olduk. An engineer. Mühendis. Bir mühendis dedik ve cümlemizin içerisinde she is an engineer. O bir mühendistir. An engineer is outside. Bir mühendis dışarıda. Diyelim ki bir şirkette çalışıyor, toplantı var ve bir kişi eksik. Kim eksik diye sorduğunda bir mühendis dışarıda, işi var anlamında söylemiş olabilir bu cümleyi. Şimdi olamaz kısımlarına bakalım. Ne demiştik? Çoğullarda ve sayılamayanlarda an kullanılamaz. Zaten tables ifadesi çoğuldur, masalar. Önüne a ifadesini getiremeyiz. A tables diye bir ifade olamaz. Peki hocam, çoğulları nasıl kullanacağız? They are tables diyebilirsiniz. Onlar masalardır diyebilirsiniz. Ya da önüne herhangi bir miktar belirteci ya da sayısal bir belirteç getirebilirsiniz. They are two tables. Onlar iki masadır şeklinde. Ya da belgisiz miktar belirteçleri dediğimiz net miktar belirtmeyen ifadeler de getirebilirsiniz. Some tables are heavy. Bazı masalar ağırdır demiş olduk. Two tables are broken. İki masa kırık demiş olduk. Ve burada neyi de görmüş olduk? Burada tables ve two tables ifadesi tümleçte, some tables ve two tables ifadesini öznede görmüş olduk. Water, su, sayılamayanları örnek olarak bakalım. A water diye bir ifade olamaz çünkü su sayılamaz. Sayılamayanları daha önce söylemiştim. Ne demiştik? Doğada bulunduğu haliyle sayısal olarak miktarı belirtilemeyen isimlere sayılamayan isimler denir demiştik. Water boils at 100 Celsius degree. Su 100 santigrat derecede kaynar demiş olduk. Ve su ifadesini önüne herhangi bir şey getirmeden ne yaptım? Öznede kullanmış oldum. There is some water in the bottle. Şişede biraz su var diyerek önüne bir miktar belirteci getirdim ve bu şekilde kullanmış oldum. Evet. Sesli ve sessiz harf kavramına bakalım. Unutmayın ki İngilizce'de yazım değil, söylem daha önemlidir. Söylem daha önemli olduğundan dolayı burada ağzımızdan çıkan harflere bakarken söyleme göre hareket etmemiz gerekiyor İngilizce'de. Peki burada neden bundan bahsettik? A ya da N ifadesi nasıl bir kelimenin önüne gelir onunla ilgili bilgi vermek için. Okunuşta ismin ilk harfi sessiz ise önüne A, ilk harfi sesli ise önüne N gelir. Yazımda değil, söylemde. Örneklerimize baktığımızda daha net anlayacağız. A chair, chair. Ağzımızdan çıkan harf ne? T sesi ve sessiz, bu nedenle E geldi. A person, P sesi, yani sessiz bir harf, önüne E geldi. An actor, act, ek ifadesinde E harfi çıktı ağzından, sesli harf N geldi. Hour, saat demek. Ağzından çıkan ilk harf A harfi, an hour, bir saat demiş olduk. An address, address, E harfi. E harfi sesli harf olduğu için an address şeklinde söylüyoruz. Book, a book.
A dog. An orange. O, ağzımızdan çıkan harf, an orange şeklinde söylüyoruz. A uniform. A uniform. You. Yani ağzımdan çıkan ilk harf Y harfi, sessiz harf. Bu nedenle ne geldi? E. Burada U gibi gözükmesi yanıltmasın. Her zaman söyleme ne yapıyoruz? Dikkat ediyoruz. An island. I. A harfi çıktı ağzımdan. Sesli harf. An island dedik. Yani önüne ne getirmiş olduk? E. A teacher. T harfi, yani T harfi. T ifadesi sessiz harf. A teacher. A house. An umbrella. Umbrella ifadesinde A sesi çıktı. An umbrella dedik. Zaten dikkat ederseniz söylerken de akıcılığı sağlıyor. A house, an umbrella, a house. Ne yaptım? E'den sonra bir sessiz harfe ihtiyaç duydum. House. N'den sonra zaten N sessiz harf olduğu için bir sesliğe ihtiyaç duydu dilim. Ve an umbrella şeklinde söyledim. An egg, bir yumurta. A university. University ifadesinde Y, yine Y harfi var. Sessiz harf olduğu için E geldi. Even hiçbir zaman tek başına bulunan bir sıfat ya da zarfın önüne kullanılmaz. An ifadesi sayılabilen ismin önüne gelir demiştik. Tamlama olması gerekmektedir. Buradaki kastımız ne? İllaki bir sadece isim olacak diye bir şart yok. İsmin önünü belirten, niteleyen ifadeleri kullanıp daha sonra önüne an getirebilirsiniz. Çünkü orada dikkate alacağımız şey isimdir. Bakın. A big house. A big house, büyük bir ev. Burada house, isim, ev, big, sıfat, büyük. Burada sıfatın önüne gelmez dediğimiz ifade tek başınayken. Ama burada belirtiyor, niteliyor. Neyi? House ismini. Bu yüzden e'yi getirebilirim. Peki neye göre getireceğim? Önüne getirdiğim için e'ye en yakın harf hangisiyse ona göre b, sessiz harf olduğundan dolayı e getirdim. It is a big house. O büyük bir evdir diye de cümlenin içerisinde kullandım. A new student. Yeni öğrenci. He is a new student. O yeni bir öğrenci ifadesini getirmiş olduk. Honest, dürüst sıfatı. Honest girl, dürüst kız. An honest girl, dürüst bir kız. Ne yaptık? Honest, A çıktı ağzımızdan. Evet sıfat olabilir ama sonuçta tamlama içerisinde. Bu yüzden buradaki ilk harfi dikkate alıyoruz. A çıktı ağzımdan ve en getirdim. An honest girl. She is an honest girl. O dürüst bir kızdır. Extremely. Extremely son derece demektir. Difficult, zor. Ve question, soru. Ne yaptım? Hem zarf kullandım, hem sıfat kullandım, hem isim kullandım. Son derece zor soru. Extremely, ağzımdan çıkan ilk harf E. An extremely difficult question dedim. Son derece zor bir soru demiş oldum. This is an extremely difficult question. Bu son derece zor bir sorudur demiş oldum. Really, gerçekten. Good, iyi. Dress, elbise demek. A really good dress. Gerçekten iyi bir elbise demiş olduk. There is a really good dress in this shop. Bu mağazada gerçekten iyi bir elbise var. Haydi onu alalım diyor mesela devamında. Let's buy it. Sayılamayan isimleri sayılabilir hale getirirken bir anlamında kullanılır. Evet. İlk başta ne dedik? Sayılamayan isimlerle kullanılamaz demiştik. Ama nasıl? Direkt önüne gelemez. A water şeklinde kullanamayız. Ama suyu ya da sayılamayan herhangi bir ifadeyi ne yapabiliriz? Burada sayılabilir hale getirebiliriz. Burada water ifadesi su, önüne herhangi bir şey gelmedi sayılamayan. Ama burada ne yaptım? Ölçeklendirdim. Glass, bardak demek. A glass of water, bir bardak su ifadesi. Two glasses of water, şurada aşağı inmiş, şurayı dikkate almayalım. Two glasses of water, iki bardak su. Cake ifadesine geçiyorum. Cake. Cake sayılamaz. Parça dediğimiz ifade bir ölçektir. Bir parça kek demek için
A piece of cake dedik ve burada aslında ben A'yı kek için kullanmadım, piece ifadesi için kullandım. A'yı bardak için kullanmadım, pardon su için kullanmadım, bardak için kullandım. Three pieces of cake dediğimizde 3 parça dilim kek olmuş oldu. Tea ifadesine bakalım. Şuradan itibaren tea, çay, a cup of tea, bir fincan çay. Indefinite article kısmına geçiyorum. A, an konusunu tamamlamış olduk ve diğer önemli bir kullanımı olan ve bizim Türkçemizde olmayan karşılığını Türkçe olarak size söyleyemeyeceğim bir ifade geldi. Ve o da indefinite article olan the. Ne işe yararmış? Sayılabilen olsun ya da sayılamayan olsun. Tekil olsun ya da çoğul olsun. İsimler kendi türlerinin özel örnekleri ya da grupları olarak belirlendiklerinde onlardan önce the kullanılır. Az önce demiştim ki bu bir televizyon ve bunun ne olduğunun bilgisini verirken this is a TV demiştim. Artık hepimiz bu TV'yi biliyoruz ve lütfen televizyona bakın, televizyondaki yazıya bakın diyorsam ne yapacağım? Orada artık belirli bir TV olduğundan dolayı yanındaki TV'den bahsettiğim belli olduğu için the TV demem gerekir. Şöyle ki the table ya da the tables. Buradan da neyi görüyoruz? Sayılabilen ya da sayılamayan olabilir. Tekil olabilir, çoğul olabilir. Ama an de öyle değildi. Sayılabilen ve tekil olması gerekliydi. Kullanım kurallarına bakalım. The'nın birçok kullanım alanları var. Haydi onlara şöyle bir göz atalım. Çoğunlukla belirlenmemiş bir eşyadan ya da bir kişiden söz ederek konuşmamıza başlarız, değil mi? Az önceki söylediğim şey. Diyelim ki bir araba var ve bu arabayı sizi tanıtıyorum, anlatıyorum. It is a new car. O yeni bir arabadır dedim ve ilk kez size bundan bahsettim, ilk kez söz ettim. Bu cümleden sonra bu eşya ya da kimseden söz ederken the belirtirim. Neden? Çünkü artık bu arabayı size tanıttım ve devamında gelen arabayla ilgili bir bilgi veriyorsam o arabadan bahsettiğim belli olacak. Normalde Türkçe'de böyle bir şey yoktur. Derim ki o yeni bir araba ve bu araba yenidir ya da araba yeni ifadesinde çok pahalı araba olduğunun bilgisini vereceğim. Araba çok pahalı biliyor musun falan diye arkadaşıma anlatıyorum örneğin. O zaman ilkinde zaten ben arabadan bahsettim. Artık her ikimizin de bildiği ortak bir araba var. Araba belirli olduğuna göre artık arabanın önüne belirli olduğunu göstermek için İngilizce'de the getiriyoruz. Yani Türkçe'de manadan çıkarttığımız şeyi onlar çıkaramıyor, önüne the getiriyor. Baktım, it's a new car. O yeni bir araba. The new car is very expensive. Yeni araba çok pahalı. Evet. Devam ediyorum. There are two students in the classroom. Ben öğretmen olarak diyorum ki sınıfta iki öğrenci var diyorum. Bilgisini veriyorum. Ve karşı tarafımda da diyelim ki o okulun müdürü var. Hocam neden sınıfta iki kişi var, iki öğrenci var, neden bekliyorlar ya da ne yapıyorlar diye bana soruyor. Artık iki öğrenci olduğunun bilgisini söyledik. İki öğrenci belirlendi. Ne yaptım? The students are waiting for me. Diyelim ki dersten sonra beni bekleyin, size ayrı bir ödev vereceğim vesaire dedim. Ve dedim ki öğrenciler benim için bekliyor. O iki kişi artık belirli. Belirli olduğundan dolayı da karşımdaki kişiye o belirliliği hissettirmek için öğrencilerin önüne the getirdim, the students. Evet, diğer kullanımlarına bakalım. Sanat eserleri ve tarihsel bölgeler gibi benzersiz varlıklar çoğunlukla the alır. Örneğimize baktığımızda daha iyi anlayacağız. The Eiffel Tower, Eiffel Kulesi. The Mona Lisa, Mona Lisa tablosu. The Fifth Symphony, burada da 5. senfoniden bahsetmiş olduk. Önemli tarihsel ya da önemli eserlerden bahsederken önüne the getirdik. Evet, yönlerle ilgili. Eğer sadece yön bilgisi veriyorsanız north, west, east, middle, orta merkez anlamında bunlardan önce the getirilmez. Ama
parça bütün ilişkisi varsa, bir yerin herhangi bir bütününün doğusunda mı, batısında mı, neresinde olduğunun bilgisini veriyorsanız, o zaman bu yönlerden önce the getirebilirsiniz. Kayseri is in the middle of Turkey. Kayseri, Türkiye'nin ortasındadır, orta bölümündedir demiş olduk. Sıra sayılarından önce the kullanılır. The first, birinci. The third, üçüncü. The last, sonuncu gibi. Örneğimiz pazartesi günü. Monday is the first day of the week. Pazartesi haftanın birinci günüdür dedik ve first, birinci sıra sayısından önce the getirmiş olduk. Okyanus, deniz, ırmak ve doğal kanallara verilen adların hepsi the alır. The Red Sea, Kızıl Deniz. The Suez Canal, Süveyş Kanalı. The Pacific Ocean, Pasifik Okyanusu. The Dardanelles, Çanakkale Boğaz kısmı değil mi? Yalnızca göl adları arkadaşlar the almaz. Lake Como, Como Gölü. Lake Superior, Superior Gölü. Sırada ve silsile halindeki tepe adlarından önce the gelebilir. The Andes, Ant Dağları. The Himalayas, Himalayaslar değil mi? Az önce sıra dağlar, silsile dağlardan, tepelerden bahsettik. Ancak tek olarak bulunan tepe ve dağ adlarıyla kullanılmaz. Mount Everest, Everest tepesi. Mount Erciyes, Erciyes dağı gibi. Peki bu kuralın dışında kalan birkaç dağ adı da vardır. Aslında almaması gereken yukarıdaki kurallar gibi olmasına rağmen alan the ifadesi. The Young Crow ve The Mound of Olives, bunlar the alıyor. İstisnai durum söz konusu burada. Evet, tek ada adlarından bakalım. Tek ada adlarında the gelmez. Takım adalar ise the alır. Trinidad, tek ada ve önüne the gelmedi. The Hebrides, The Hebrides ise takım adadır. Bu yüzden de o adanın önüne the gelmiş olduğu takım adaların önüne. Ülkelerin coğrafi adları, kent ve kıta adları the almaz. Turkey bizim ülkemizin coğrafi adıdır. Önünde the yok. Europe, Avrupa kıta adı ya da şehir olarak Kayseri dedik. Önüne ne yapmıyoruz? The getirmiyoruz. Bu kuralın dışında kalanlar var, bazıları var. The Netherlands gibi, the Sudan gibi ya da the Ukraine ifadesinde olduğu gibi. Ülkelerin siyasi isimleri her zaman the alır. Az önce coğrafi isimlerden bahsetmiştik. Bu seferki bahsettiğimiz ise siyasi isimler. Örneğin diyelim ki ülkemiz herhangi bir yabancı ülkeyle bir anlaşma imzalıyor. O anlaşmada kesinlikle Turkey ifadesi yazamaz. Orada resmi adı olan, siyasi ismi olan ifade The Republic of Turkey, Türkiye Cumhuriyeti şeklinde ya da Birleşik Krallık'ınkinde bakalım The United Kingdom, Birleşik Krallık. Gördüğünüz üzere resmi adlarında, siyasi isimlerinde önünde the olması gerekli. Devam ediyorum. Sinema, oteller, tiyatrolar, lokantalar gibi halka açık yerlerde the gelir bu isimlere. The Royal Theatre, Royal Tiyatrosu, Kraliyet Tiyatrosu demek. The Whale Hotel, bu da balina otel ifadesi. Evet, ancak şimdi burada istisnai bir durum var. Otellerin, sinemaların isimlerinin önünde the geleceğini söylemiştik. Ama eğer burada o otelin ya da tiyatronun, sinemanın sahibinin bir ismi orada geçiyorsa ve iyilikli ise bu ya da yerin adı hiç yazmayıp sadece iyilikli bir isim yazıyorsa bunların önüne the gelmez. Peter's Hotel, Peter'ın oteli. Romanos, Romanos'un yeri. Eğer bu tarz ifadelerde yer ismi yoksa her zaman yeri diye çevirirsiniz. Romanos'un yeri gibi. Gemi adlarıyla özel tren ve özel uçak adlarından önce the gelir.
The Queen Elizabeth, the Acropolis Express gibi ifadeler de. Günlük öğün adlarından önce the kesinlikle gelmez. Breakfast, dinner, lunch ifadelerinde, kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeğleri bu tarz ifadelerde the'yı getirmiyoruz. Gün, ay ile birlikte tarihsel olarak söyleme amaçlı söyleniyorsa, belirtiliyorsa o zaman the'yı getirebilirsiniz. Örneğin burada June, Haziran demek. The 22nd of June dediğimizde Haziran'ın 22. gününden bahsettiğimiz için, belirli bir günden bahsettiğimizden dolayı önüne the getirmiş olduk. The 3rd of January ne yaptık? Ocağın 3. günü diyerek hem buradan yola çıkabilirsiniz hem de az önce bahsettiğim gibi sıra sayıların önünden the kullanılır ifadesine de dayanarak buraya the ifadesini getirebilirsiniz. Doğada yalnızca bir tane olan isimlerin önüne the gelir. The sun, güneş, the north pole gibi, the earth gibi, the weather gibi, hava gibi ifadelerde önüne ne getirdik? The ifadesini getirdik. Takım yıldızlar ve gezegenler genellikle the ile birlikte söylenir. Neler bunlar? Bakalım iki örneğimize. The great bear, yani büyük ayı yıldızından, takım yıldızlarından bahsettik. The Milky Way, samanyolu ifadesinde bahsettik ve önüne ne getirdik? The getirmiş olduk. Ancak kural dışı olan da var. Orion's Belt. Orion kuşağı önüne the almıyor. Bu istisnai bir durum sevgili izleyiciler. Adları olan yıldız ve gezegenler genellikle the almaz. Venus. Venüs gezegenin adı var. Bu yüzden önüne the getirmiyoruz. Mars. Mars ifadesinde yine önüne ne yapmadık? The'yı getirmedik. The alan pek az sokak adı vardır. Ancak gidiş geliş yeri belirliyse o zaman yolun önüne the'yı getirebilirsiniz. Normalde cadde Oxford Street, Oxford Caddesi. The Oxford Road leads from London to Oxford. Oxford yolu Londra'dan Oxford'a devam eder şeklinde bir ifade söyleyerek başlangıç bitiş noktasını belirttik. O yüzden önüne the'yı getirebildik. Peki, müzik aletleri ve icatlarda the gelir. Nelerdir bunlar? Telefon, the telefon şeklinde söylenmeli. The radio, the piano, the violin şeklinde. Özel isimler kesinlikle the almaz. Örneğin benim ismim Nesrin, the Nesrin diyemeyiz. The Mary, the Peter olmaz. Bu şekilde kullanımı yoktur. Zaten kişi belirlidir. Tekrar bir belirleyiciye ihtiyaç çünkü yoktur. Bilim dalları da the almadan kullanılır. Mathematics, buna the gelmez. Economics, bunlara the gelmez. The çıkarıldığında cümle anlamının değiştiği birkaç durum vardır. Haydi onlara da bakalım. Peter goes to school. Peter okula gider ifadesinde school'dan önce herhangi bir the ifadesi yok. Buradan şunu anlıyorum. Peter bu okula öğrenci olduğu için gidiyor. Peter bir öğrenci. Peter's mother goes to the school. Peter'ın annesi okula gider diyor. Burada ise the var. Eğer the olmasaydı Peter'ın annesinin okul okuduğunu, bir bölüm okuduğunu anlayabilirdim. Ama school'un önüne the getirdiğine göre kesinlikle Peter'ın annesi o okulda çalışan bir kişi. My friend is in the hospital. Benim arkadaşım hastanede. Şurada the ifadesi olmayacak. Şurayı dikkate almayalım. My friend is in hospital ifadesinde ne dedik? Arkadaşım hasta. Şuradaki the'yi lütfen dikkate almıyoruz. My friend is in the hospital dediğimizde ise burada the var, çalışan. Tıpkı üstteki gibi önüne herhangi bir the getirmediğinizde orada bulunan bir kişi ama the varsa çalışan kişi anlamına gelir.
Sevgili izleyiciler, bugün definite articles ve indefinite articles konusundan bahsettim. Am ve the konularının nasıl kullanılacağını, nerelerde kullanılıp kullanılmayacağına dair bilgiler verdim. Umarım bilgiler işinize yaramıştır. Görüşmek üzere, hoşça kalın.